gelir geldi mi koca okulda benden başka öğrenci kalmazdı. Alışmıştım yazların bu korkunç yalnızlığına. Kaderim böyleydi. Kendimi hatırladığımda bile Zerla Ceze'nin çocuk yuvasında küçücük bir yetim yavruydum. Tek dostum kitaplarım olduğu için bütün sınıfları birincilikle bitirip Kandilli Lisesi'nden mezun olmuştum. Şimdi yüksek okula devam ediyorum. Kışın kimsesiz öğrencilerin kaldığı bir yurtta, yazında kalacak başka yerim olmadığı için yine eski lisemde kalıyorum. Bu yıllar yılı değişmeyen kaderim benim. Allah'tan bana kimsesizliğimi unutturan büyük bir dostum var. Piyano. Parmaklarım tuşlara değmeye başladı mı, müzik beni kederli yaşantımdan alır, bulutlar üzerinde mutluluklar dolu bambaşka bir dünyaya götürürdü. Kızım bırak şu üzüntülü şeyleri de, çal o güzel şarkılarından birini. Abla. Acaba şarkı söylememden mi rahatsız oldu? Yok canım, zannetmem. Kızmış bir hali yoktu. Gel Hülya. Seninle konuşacaklarım var. Biliyorum efendim. Gürültü edip başınızı şişirdim. Ama okulda yoksunuz sanıyordum. Bilakis. Senin gürültü dediğin nefis müziğinden mahrum olacağımı söylemek için çağırdım. Yoksa tatili okulda geçirmem yasaklandı mı? Hayır ama kabul edersen bir iş teklifi aldım. İstanbul'un tanınmış ailelerinden biri benden çocuklarına ders verecek bir öğretmen istedi. Aklıma sen geldin Hülya. Sana sormadan cevap vermedim mi? Evet dersen... Beni düşündüğünüz için teşekkürler. Ayrıca yapacağınız teklif ne olursa olsun bana sormanıza lüzum yoktu. Çünkü sizi hayır diyemeyecek kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Sağ ol kızım. Her zaman yüzümü ağartacağından eminim. Yalnız gideceğin yerde seni birçok güçlükler bekliyor. Dinle bak yavrum. Niye durgunsun be kızım? Gideceğin yer çok lüküs bir villaymış. Okulda tek başına çile doldurmaktan daha iyi. Belki ama müdür hanımın söyledikleri beni düşündürdü. Niye ki? Ben oraya gidecek 18. öğretmenmişim. E ne var bunda tasalanacak?
Usta öğretmenler barınamadıktan sonra benim gibi tecrübesizi kapıdan kovarlar herhalde. Çocukların babası hayatı boyunca yüzü gülmeyen aksi bir ihtiyar. Sen cin gibisindir. Bir şey yapamazlar sana. Bu elbiseyle mi gideceksin? Başkası var mı ki? Eteğini biraz kısaltsan. Ne fark eder? Moda defilesine değil, öğretmenliğe gidiyorum. Elimdeki adresi sonra sonra çeşitli vasıtaları değiştire değiştire deniz kenarında çok güzel bir villanın önüne geldim. Kalbim hiçbir imtihan kapısında duymadığım kadar korkuyla çarpıyordu. Yaramaz çocuklar, hele onların ihtiyar ve dünyanın en huysuz babasıyla nasıl baş edecektim? Hayattaki bu ilk işimi nasıl başaracaktım? Korkmakta haklıydım. Sayısız gemilerin sahibi armatör Orhan Bey'in mübarek suratından düşen bin bin milyon parça olurdu gerçekten. Yeni öğretmensiniz değil mi? Evet beyefendi. Siz de herhalde armatör Orhan Bey'siniz. Hayır. Ne var hayret edecek? Orhan Bey hiç gülmez demişlerdi de. Orhan Bey gıdıklansa bile gülmez. Ama ben gülerim. Çünkü bendeniz bu evin efendisi değil, uşağıyım. Eşyanız bu kadar mı? Evet, niye sordunuz? Anlaşılan buraya çağrılan öğretmenlerin en akıllısısınız. Neden? Ötekiler bir sürü bavullarla geliyorlardı da. Siz zekayı bavul sayısıyla mı ölçüyorsunuz? Tabii. Bu evde fazla barınılmayacağını ilk kestiren siz oldunuz. Fazla bir şey getirmemişsiniz. Tek valizle gelişim zeki olduğundan değil. Başka eşyam olmadığı için. Bunu saklamamak daha akıllı işi. Oturun. Ben gidip generale haber vereyim. Nasıl? Orhan Bey asker mi? Hayır. Ama sert ve disiplinli olduğu için çocuklar general adını taktılar ona. Utanmasam o an kaçacaktım. İş hayatımın ilk adımında da talihsizlik peşime bırakmamış, dünyanın en sert, en suratsız insanının evine düşmüştüm. Beyefendi sizi bekliyorlar. Öğretmenlerle başım belada. Ya onlar çocuklara dayanamıyor, ya da ben kendilerine tahammül edemiyorum. Biliyorum efendim. Ben 18.'ymişim. Casusluk kabiliyetiniz yerinde. Daha eve ayak basmadan çok şey öğrenmişsiniz. Öğrendim ama casusluk yoluyla değil. Beni buraya yollayan büyüklerim durumu olduğu gibi açıkladılar. Buna rağmen işi kabul et. Ders konuştuğunuza göre işinizi kaybetmekten korkmuyorsunuz herhalde. Korkmuyorum beyefendi. Çünkü kovmanızı beklemeden kendiliğimden gidiyorum. Durun, durun bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Geldiğim yere beyefendi. Sizi 18. öğretmeni kovmak zahmetine sokmayacağım. Olacağınızı nereden biliyorsunuz? Dalmıştınız. Hislerim yanıltmaz beyefendi. Bir dakika. Ben ne? Korkmayın, söyleyin. Sizi ihtiyar biri sanıyordum. Buraya benim nüfus kağıdımı incelemek için değil, çocuklara ders vermek için geldiniz. Bunu unutmayın. Bir de elinizdeki gitarsa onu çalmaya bile teşebbüs etmeyin. Çünkü müzikten nefret ederim. Ve yasaktır bu evde müzik. Cevap! Buyurun efendim. Öğretmen hanım odasını gösterin. Yalnız beyefendinin aksiliği değil, Aliye Hanım'a da dikkat etmek zorundasınız. Aliye Hanım mı? Orhan Bey'in uzak bir akrabasıdır. Dışarıdan gelen herkese karşı garip bir düşmanlığı vardır, bu bir. Sonra çocukların şakalarına karşı dikkatli olacaksınız, bu iki. Pencereden gelişini gördüm bu cici kızın. Köşkte yaşamasını bilen tek kişi, aşı başı neci. Çocuklara göre Fil amca. Memnun oldum Fil amca. Bana tanıtlasana. Küçük hanım da yeni gelen öğretmen. Adı... Hülya. Hülya'ymış. Ben de yeni öğrendim. Müşerref oldum hanımefendi. Ben de beyefendi. Vay amanın! Pirinci unuttum. Çadır olacak. Çok iyi aşıdır. Ama dalgınlığına geldi mi iyi de kömür yapar. İşte Aliye Hanım, sinametinin köküdür, sıkı durun.
Çamaşır için mi geldi hanım? Hayır, öğretmenlik için efendim. Hiç de öğretmene benzemiyorsunuz. Olabilir efendim. Cevat efendi sen benden gel. Öğretmen hanıma odasını gösterecek. Ay ama! Ay ay! Ay bittim, of! Aman aman! Dadı göstersin. Dadı gevezeliği bırak da yeni öğretmeni odasına götür. Hadi Cevat efendi, yürü! Ay ama! Bittim! Bir şey mi oldu? Oktay gece uyurken yatağa bağlamış beni. Ölümlerden döndüm. Bizimkilerin haşarılıkları malum. Kapıya 3 kilit birden vurdum. Bir anahtar, bir asma kilit, bir de sürgü. Ama camdan girmiş, ama camdan... Aa, size odanızı gösterecektim değil mi? Ama yumurcaklar kafamı bırakıyorlar insanda. Vallahi bu eve bir dakika tahammül edilmez. Ama babaları bile elimde büyüdü, nasıl kaçar? Odanız burası. Aa, çok güzel. Masal kitaplarındaki peri kızlarının odaları gibi. İnşallah rahat edersiniz. Ne düdüğü bu? Beyefendi çağırıyor. Düdükle çağırmasa gürültüden kimse duymaz. Sen! Aman çabuk olun. Düdüğe hemen koşulmazsa kızar beyefendi. Yeni öğretmeniniz. İnşallah anlaşırsınız. Çocukları tanıştırayım. Buraydan başlayalım. En büyük kızım. Şiir ve tembellikten hoşlanır. Romantiktir. İmkansız şey şiir yazmak. Aşıksan eğer. Ve yazmamak. Aylardan nisansa. Kes! Bu Tülay. Ne ekmek ne su. Yalnız ve yalnız dans düşünür. Yeter! Büyük oğlum Tümay. Sessiz görünür ama gene de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Oktay'a gelince... Bu evde korunulması gereken en büyük tehlikedir. Canlı bir cephaneliktir. En küçük numaramız Selay. En akıllı ve en sessizleridir. Oo! Yalandan ağlamasını çok iyi bilir. Çok şeker şeyler maşallah. Demek 5 çocuğunuz var. Hayır, 6. Gülay var bir de. Hasta zavallı. Yataktan çıkmıyor 6 aydır. Sakın pencereyi açmaya kalkma. Ama sıcak. İtiraz istemem. Sıcakla soğuğu büyükler senden iyi bilirler. Gülay'ı merak ettim. Aliye Hanım'dan başkasıyla konuşmak istemez. Yabanidir. Ablan hakkında terbiyeli konuş. Kendiniz öyle söylüyorsunuz ya, hem yalan mı? Gülay sadece hasta. Onu dilinize dolamayın lütfen. Gülay yalnız sizden konuşuyormuş. Onu benimle tanıştırır mısınız lütfen? Hiçbir zaman. Ya da? Gülay'ın dersten çok sıhhate ihtiyacı var. Thank you.
şey mi oldu? Ne var? Söyleyin. Çok geç. Halbuki müdür hanımdan aklı başında tecrübeli birini yollamasını rica etmiştim. Aliye Hanım, bu konuyu yemekten sonra konuşuruz. Demek istediğim şu, genç öğretmenler boyların ölçülerini aldılar. Beni kolay kaçıracaklarını sanma. Çünkü onlara öğretmenlikten önce arkadaşlık yapacağım. Ne oldu hatta? Allah Allah! Çorbanın içinde bu bilyenin işi ne? Ahçıbaşsın, onu senin bilmen gerekir. Bütün aile uyumak için odalarına çekilmişti. Bense doğduğumdan beri ilk defa bir evde bulunuyordum. Az sonra da ilk defa ranzasız, kalabalıksız bir yatak odasında tek başıma yatacaktım. Yalnız bu düşünce bile bir mutluluk vermişti içime. Eğer öbür öğretmenler gibi çabuk kovulmazsam bu odada hoş saatler geçirecektim. Yedi mi yatağı? Evet. Aç musluğu. Tamam. Su git yine yatağa görsün bakalım bana bilye yutturmak ne demekmiş. Bana bugünü bağışladığın için sana şükürler olsun Tanrım. Doğmuş neyse gittiyse yandık. Pişman ederiz. Kolay mı? Korkar bizden. Oo, affedersiniz çocuklar. Bahçede olduğunuzu bilmiyordum. Hadi erken yatın. Yarın ilk derse başlıyoruz. Babanızın istirahat odası dershane şekline getirilecek. Şimdi hemen içeriye. Gelin üstünüzü başınızı değiştireyim, çabuk. Bu öğretmenle kolay başa çıkamayacaksınız. Durun bakalım daha. Babam İstanbul'a indi. Öğretmen hanımı daha ilk derste Ay'a göndermezsen bana da oktay demesinler. Çocuklar, çocuklar! Öğretmen odasından çıktı, dershaneye doğru geliyor. Oktay öğretmen hanımı sandalyesine sizi koydu. Allah'ım sen ona yardım et ya Rabbi. Oturun çocuklar. Yukarıda kıyamet kopuyor. İşte olanlar oldu. Ah zavallı kız, o da kurtulamadı yumurcakların elinden. Hadi. Hadi çabuk ol canım. Ne oldu oktay? Sandalyeyi değiştirmiştim, oturdun patladı. Allah'ım bu ne hal? Vallahi ben de anlayamadım dadı. Ben anladım. Benim anladığımda dünyanın tersine döndü. Eskiden bu gibi kazalar hep öğretmenlerin başına geliyordu. Şimdi sizleri buluyor, hem de seni. Demek şanslar değişti. Öyle değil mi Oktay? Öyle. Bir müddet derslere ara vereceğiz. Burayı eski haline getirin. Ha? Durun! Uşak değil, siz düzelteceksiniz. Oh!
Korkuyorum Çetin. Demek evden çıkarken sıkı sıkıya sordu nereye gittiğini. Evet. Benden fazla büyük değil. Çok açık göz. Ya fark ederse seviştiğimizi? Babana söylerse? Babam bir duyarsa keser beni. Beni de boş bırakmaz herhalde. Öteki öğretmenleri ne güzel aldatıyordu. Merak etme, çabuk sepetlenir. Balıkların en büyüğü olan balina, okyanus. Siz çocuklarla derse başlarsınız. Sanmıyorum. Ne demek sanmıyorum? Bir müddet derse başlamamaya karar verdim. Önce anlaşıp arkadaş olmam lazım. Bu evin bütün işlerini ben idare ederim. Aksine iddia etmedim ki hanımefendi. Yalnız unutmayın ki arkadaşlık etmeniz için değil, çocuklara bir şeyler öğretmek için para alacaksınız. Ben alacağım parayı hak etmek isterim hanımefendi. Görevim ders verme rolü yapmak değil, çocuklara gerçekten faydalı olmak. Bu sözlerinizi Orhan Bey duymaz inşallah. Gerekirse Orhan Bey'e de söylerim aynı şeyi. Ve davulunuzu hazırlamak zorunda kalırsınız. Valizim o kadar küçük ki, kovulduğum an toplamakta zorluk çekmem. Aferin hoca hanım, ey bozum ettin bizim şeytanı. Öyle zalimdir ki bundan evvelki öğretmenleri korkudan titretiyordu. Ben Allah'tan başkasından korkmam. Yaşayacağız hoca hanım. Gülay'ın odasına gitmek istiyorum. Hasta Gülay. Hem kızar sonra. Kızılacak bir şey yaparsam kızmamazdık. Gülay etmezsin. Yalnız hasta değil, sinirlidir be. Yani biraz trenelli. Aliye Hanım'dan başkasından konuşmasını sevmez. Hele yabancılarla. Hele hele öğretmenleri gözü hiç görmek istemez. Deneriz şansımızı. Dinle beni cici kız. Öğretmen hanım ne güzel kız değil mi? Ne yapacakmış beni? Hasta hasta ders mi verecek yoksa? Defolsun istemiyorum. Ders için değil. Sadece arkadaşlık edip güzel saçlarını okşayacağım. Ben okşanmak istemiyorum. Bizi yalnız bırakır mısınız biraz? Siz de gidin onlarla. Asıl ben yalnız kalmak istiyorum. Hastayım, öğretmenlerden nefret ediyorum. Senin için göz. Belki de öğretmenlerden kurtulmak için geçmesini istemiyorsun hastalığını. Bu ilaçlar ne? İyileşmem için. Bu kadar ilaç zehirler insanı. Hele senin gibi körpecik bir kızı. Bunlarla doldurursan mideni elbet kalkamazsın yataktan. Bunların hepsini çöp tenekesine atmalı. Asıl sizi atmalı evden. Zaten atacaklar da. Sen iyileş inşallah da. İstemezsen ben atılmadan da giderim. Nefes al. Nefes bırak. Tamam. Giydi kızım. Bunları yemeklerden sonra ver, bir şey kalmaz. Hadi canım, bana da ne demek? Ama... Küçük iyiletsin, onun zevki bana milyonlar. Ne altın kaçsınız altın bak. Hadi, hadi, hadi. Hadi Allah'ım. Güle güle. Alo, kimsiniz? Beni tanımazsınız. Orhan Bey'in evinde yeni öğretmenim. Metinizi aşçıyla uşaktan duydum da... Acaba bir zahmet küçük Gülay'ı muayene eder misiniz diye soracaktım. İsterdim be kızım ama onların meşhur bir aile doktorları var. Biz kenarda kalmış fukara hekimiyiz. Tenezzül etmezler bana. Ben rica etsem sevaptır. Hazır şimdi evde Ali Hanım da babası da yokken bir zahmet buyursanız. Öyle tatlı bir sesim var ki hanım kızım, sana hayır diyemeyeceğim. Hayır, ben doktor istemem. İğne yaparsanız pencereden atarım kendimi. Korkma, iğne yapmam. Sizi o getirdi, değil mi? Evet, iyiliğini istiyor senin. Ama ben ikinizi de istemiyorum, gidin. Çantada da iğne var, biliyorum. Ya yoksa, o zaman muayene ettirecek misin kendini? Tabii, aç hadi. Açamam, kaçar. Yalan, beni öyle kandıramazsın. Peki öyleyse. Aa, o da ne? Ne kadar güzel. Senin kadar güzel bir tavşan işte. Ya.
ederseniz ben de sizlerle yemek istiyorum. Olmaz, derhal odana, hastasın sen. Kendimi biraz iyi hissediyorum. Olmaz, ölürsün sonra. Karışmayın Aliye Hanım. Hadi çocuklar, kardeşinize yardım edin. Öğretmen hanım nerede? Odasında. Neden gelmiyor? Aksi olduğu için. Tenezzül meselesi tabii. Küstahında teki. Burada miskin bir doktor var, Gülay'a onu çağırmış. Biraz kulağını bükmezseniz tepenize çıkması yakındır. Düdük çaldım, duymadınız mı? Duydum. Peki niye gelmediniz? Ben tren değilim ki düdükle hareket edeyim. İsmim var, çağırırsınız. Herkesin karşısında titrediği benim gibi bir adama akıl mı öğreteceksiniz? Siz herkesi dolmuş kahyası gibi düdükle çağırırsanız tabii. Dua edin kadınsınız. Yoksa döverdiniz değil mi? Hem de hiç acımadan. Önemli olan kadın yahut erkek olman değil. Dayak yiyecek insan var, yemeyecek insan var. İsteseydiniz de kolay dövemezdiniz. Siz hayatımda gördüğüm en... En kimsesiz insanım. Ne anamı biliyorum, ne babamı. Ev yüzü görmemiş darül acezeler, çocuk yurtları, yatılı okullarda büyümüş. Dünyanın en zavallı kızıyım. Bunları mı yüzüme vurmak istiyorsunuz? Hayır. Dünyanın en dik başlı kızı olduğunuzu anlatmak istiyordum. Düdüğü bana bu hakaretleri yapmak için mi çalmıştınız? Gülay yemeğindi. Yaşasın, işler çok iyi gidiyor. Dinleyin tepereyisi Oktay'ı. Babamı kızdırdı, iyi oldu. Şimdi üstüne yağ sıçratacağım, sesini çıkarabileceğim. Babam gelir. Aliye Hanım, beyefendi gelir gelmez fitledi öğretmenin doktor çağırdığını. Ha, duydum ayol. Deliye döndü bizim bey. O kim oluyor işimize karışıyor diye. Belki de o var. Bak ötekilerini aldırmadım ama bu kızcağız giderse üzülür. Aliye Hanım, siz yemek yemiyor musunuz? Hayır, karnım tok. Nasılsın Güler? Yemeğe indiğin için çok teşekkür ederim sana. Oktay üzerinize yağ sıçratacak, dikkatli olun. Güler meselesini sormayacak mısınız öğretmen hanıma? Yemekten sonra konuşacağım. Bu tarafa da bana amma uzak be. Bu ne çılgınlık? Bir tecrübe bir nasihatten iyiymiş. Bir daha muziplik olsun diye böyle şakalar yapmaz. Hele üstünü lekeleyeceği kimsenin ikinci bir elbisesi yoksa. Ben sizin yerinizde olsam bu terbiyesizi bir saniye tutmazdım bu evde. Ne siz benim yerimdesiniz, ne de karar vermek için sizin aklınıza ihtiyacım var. Kimi, ne zaman ve niçin kovacağımı ben tayin ederim. Buyurun. Boş yere çenenizi yormayın beyefendi. Kovmak zahmetine katlanmamanız için kendiliğimden gidiyorum. Geldiğiniz andan beri kovulmaktan bahsediyorsunuz. Başka bildiğiniz laf yok mu? Deli misiniz yoksa? Hele kıymetli oğlunuza makarna banyosu yaptırdıktan sonra. Bu akşam hem çok bilmişliğiniz üzerinizde hem de sinirlisiniz. İyisi mi yarın konuşuruz. Yani bütün bu olanlardan sonra kalmamı istiyor musunuz hala? Galiba. Kaç gündür göremeyince seni deliye döndüm Nuray. Ben de sevgilim. Ama cin gibi yeni öğretmen. Bizi görmüş. Senin kim olduğunu dahi biliyor. Nereden öğrenmiş acaba? Allah bilir. Her şeye burnunu sokuyor. Dün akşam Oktay'ın başına makarna döktü. Bugün babam onunla konuşacaktı. Herhalde pasaportunu tutuşturacak eline. İnşallah. Kurtuluruz. Hiç güzarlık etmişsiniz. Çünkü aile doktorumuz Paris'ten diplomalıdır. Ve paralarınızı soyup kendi cüzdanını şişirmek için küçük bir çocuğu zorla odasına hapsedecek kadar da vicdansız. Saçmalıyorsunuz. Kızınızın hiçbir şeyi yokmuş. Havasızlık ve o pis ilaçlardan kurtulursa hemen iyileşir dedi bizim doktor. Ha,
Oktay'la benim hediyemiz. Lekelenen elbisenize karşı. Zahmet ettiniz. Ben lekeyi çıkartmıştım. Lekesi çıkmış da olsa bu elbise üzerinizdekinden daha çok yakışır size. Hem böylelikle Oktay'ı da affetmiş olursunuz. Teşekkür ederim ama aynı dikkati çocuklarınıza gösterseniz daha çok memnun olurum. Nesi var çocuklarımın? Hepsini aynı biçimde yetimhane üniformasıyleymiş gibi dolaştırıyorsunuz. Ukalalığı bırakın. Şunu alın. Niçin veriyorsunuz bana bu kadar çok parayı? Aylığınız. Artanıyla da bir takım ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Sonra müsait bir zamanda sizin o palavracı doktorla bir tanışalım. Hadi bakalım aslanım benim, yavrum, gel bakalım gel. Doktor diye çağırdığınız deliği gördük. Bunamış bir baytar müsveddesi. Sokak köpeklerini tedavi edecek kadar altın kalpli. Beklettim, kusura bakmayın. Küçük için mi gelmiştiniz? Evet. Kızımın sokak köpeği olmadığını, bir daha benden habersiz çocukları muayene etmemenizi söylemeye geldim. Orhan Bey, kendinize gelin lütfen. Sinirlenmeyin. Şu ilaçtan biraz alırsanız sakinleşirsiniz. Aynı şeyi ben size tavsiye ederim. Aklınız başınıza gelsin. Orhan Bey, rica ederim. Terbiye hudutlarını aşıyorsunuz. Bana terbiye dersi veremezsiniz. Kaçması iyi oldu doktor. Yalnız başımıza daha rahat konuşuruz. Gülay'ın tedavisini sana bırakıyorum. Gülay'ın tedavi edilecek bir yeri yok. Denize girebilir, gezebilir, eğlenebilir. Orhan Bey'le hala aramızda büyük uçurumlar vardı. Ama çocuklarla anlaşmam her şeyi unutturmuştu bana. Hele Oktay, bu afacan fakat tatlı çocuk benim tam bir talebem olmuştu. Benden özür dilemiş, bundan sonra uslu duracağına söz vermişti. Ben de o gün Orhan Bey'in bana fazladan verdiği paralara aylığımı da katarak çocuklara ucuz fakat cici şeyler aldım. O acayip üniformalardan kurtulmuşlardı. Bu mutlu günü onlara ilk müzik dersinde öğrettiğim şarkıyı söyleyerek kutladık. Gitarınız ne güzel. Çabuk onu aldığın yere götür Oktay. Baban görürse bir hadise çıkar. Biz hepimiz bir şey çalarız. Mesela ben mandolin. Ben melodika çalarım. Ben armonika. Ben akordiyon. Ya sen Oktay? Ben mi? Trompet. En falsomuz da odur. Ama babamız duymasın bunu size söylediğimizi. Hadi benim gitarı saklayın bakayım. Yeter artık. Sabahtan beri denizdesiniz. Çıkın. Rica ederim, karışmayınız. Ben onları saatle denize sokuyorum. Ukalalığınızla zirveye çıktınız öğretmen hanım. Siz de örümcek kafanızla 7 kat yerin dibine girmeye uğraşıyorsunuz. Bu evden ya sen gidersin ya da ben. Yolculuk ne zaman Ali hanım? Niye soruyorsunuz? Giderken arkadan tereke çalacak da onun için ya. Ya. Çocuklar, ev
tanesin, ay kız bir tanesin, ay kız bir tanesin, ay kız. Dağlar kızı Reyhan, 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 analar kızı Reyhan, Reyhan, alem sana heyran, heyran, heyran. Cihan sana heyran, heyran, heyran. Güzel etsin, ay kız, bekle gelsin. Ay kız, güzel etsin, ay kız, güzel etsin, ay kız. Bir karadır kızın, Reyhan, Reyhan. Baldan şirin kızın, Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, heyran, heyran. Cihan sana heyran, heyran, heyran. Ne güzelsin, ay kız güzel etsin, ay kız bir şey gelsin, ay kız güzel etsin, ay kız. Müzikten nefret ettiğimi, bu evde müziğin yasak olduğunu söylemiştim. Evet efendim. Sözlerimi unuttunuz mu? Yoksa karşı mı geliyorsunuz emirlerime? Hiçbiri efendim. Ne unuttum, ne de size karşıyım. Öyleyse bu rezalet ne? Sadece gönüllerimizin sesine uyduk. Müzik hava gibi, su gibi ihtiyaç. Mübarek fikirlerinizi kendinize saklayın öğretmen hanım. Bu evde gönüllerimizin sesi değil, benim emirlerim geçer. Bu enstrümanları nereden buldunuz? Hastalıklarımızdan arttırarak aldık. Verin onları bana. Hepsini, hepsini yakacağım bunların. Oktay! Ver o davulu. Bir kere bu davul değil, trompet. Hıh! Gerizlik istemiyorum, ver yakacağım. Almaya kalkarsanız atarım kendimi aşağıya. Ver diyorum sana. Atıyorum kendimi, atıyorum. Hey, yaşasın! Köşkte aramızdaki buzdağlarının eriyemediği tek kişi kalmıştı. Çocukların en büyüğü Nuray. Onun bir gençle seviştiğini fark edip kaç kere uyarmaya çalışmış, hatta onları göz hapsine almıştım. Nereye Nuray? Size ne? Hapishanede miyim yoksa? Hayır ana. Siz küçüklerin hocasısınız. Benimle bir ilginiz yok ve bana karışamazsınız. Ben doğru bildiğimi yaparım. Çocukluk etmemen için mecburum seni ikaz etmeye. Seviştiğin genci gördüm, tanıyorum. Belki iyi bir çocuk ama baban duyarsa neler? Bu işgüzarlığınıza sebep ne? Sevgilim de gözünüz mü var? Yoksa fedakarlık rolü yapıp babamın gözüne mi girmeye çalışıyorsunuz? Nuray! Demek açık açık kavgasını yaptınız. Ya babana anlattıysa ne yaparız o zaman? Bir süre dışarı çıkmamam lazım. Biliyorsun seni görmeden yapamam. Ben bu akşam babam kulübe gidecek. O öğretmen olacak ukalaya bir görün isterseniz. Ne yapmamı istiyorsun? İleri geri söyle. Biraz da tehdit et. Ben kapıyı aralık bırakırım. Sen salona girersin. O seni mutlaka görecektir. Burada ne aradığını sorunca sen de sertliğini gösterirsin. Tamam değil mi canım? Tamam. Sen kapıyı aralık bırak.
birincisi ihtardır. Durmazsan yersin kurşunu. Ateş etmeyin Orhan Bey. Meraklanmayın, hırsız filan değil. Benim arkadaşım. Öyleyse kaçmaya kalkışmasın, vururum. Konuşacağız. Gel buraya. Yürü yanından başka hepiniz yataklarınıza. Konuşmanızı bekliyorum. Anlamışsınızdır herhalde. Hayatta hiçbir eve hırsız gibi girmediğim için anlayamadım. Anlatın. Hırsız gibi bir eve girmemiş olabilirsiniz. Ama siz de genç oldunuz Orhan Bey. Bazı şeyleri tahmin edebilirsiniz. Şimdi ihtiyarım mı demek istiyorsunuz? Hayır. Aşkı unutmuş olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Çetin'le sevişiyorum. Buluşacaktık. Yeter! Aşktan nefret ediyorum. Doğru. Nefret etmekte haklı olduğumu sayenizde bu gece bir kere daha anladım. Şu halde hatamızı hoş görürsünüz. Kendi kalbim taşlaşmış diye kimsenin aşkına karışmaya niyetim yok. Yalnız siz de hassas kalbiniz yerine biraz da şu herkese akıl dağıtmaya çalışan ukala kafanızı çalıştırsanız iyi olurdu. Burası namuslu bir ev. Gelinlik yaşta kızım var. Sizin şehvet oyunlarınız yüzünden çocuklarımın namuslarının lekelenmesini istemem. Anlaşıldı mı? İstemem! Haklısınız. Aptallık ettim. Özür dilerim. Gözyaşları ve meleklik oyununu bırakın artık. Beni kandırdığınız yeter. Saman altından su yürütmekte ustaymışsınız. Gören masum bir kız sanır sizi. İsterseniz semtin bütün gençleriyle sevişebilirsiniz, vız gelir. Beni ilgilendirmez oynaklığınız. Kimim ki sizi ilgilendireyim? Sen de delikanlı, bir daha gözüme görünme, hakkında hayırlı olmaz. Elim ağırdır. Bir daha karşıma çıkarsan kendini hastanede bulursun. Anlıyorum efendim. Kapı bu tarafta. Sevgilinizi teşhir etmeyecek misiniz hanımefendi? Kesin şu alamayı. Kadınların gözyaşları tecrübesiz erkeklere söker, bana değil. Kendinizi feda ettiniz. Babam kötü tanıdı sizi. Neden ağlıyorsun Gülay? Hülya abla gidiyormuş. O giderse yenisi gelir. Yenisi gelince ben yeniden hastalanırım. Ne olur babacığım, gönderme onu. Küçükler büyüklerin işine karışmaz. Sensiz yaşayamayız Hülya abla. Ne mesutluk, ne eğleniyorduk. Beni de götürsene. Hepinizi götürmek isterim. Ben hepinizden üzgünüm. Ama elimde değil. Bu ne hal Oktay? Ben de sizinle geliyorum. Canım, canım Oktay'ım benim. Hülya Hanım ne kabahat işledi bilmiyorum ama sadece Gülay'ı hastalıktan kurtarması yeter affetmeniz için. Boşuna çeneni yorma doktor. Fakat bu kadar katı yürekli olamazsınız, yakışmıyor. Unutmayın ilk geldiğiniz gün bana hakaret etmiştiniz. Hülya gittikten sonra ise gerçeği anlayıp özür dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Dost olduk, yavrunuz kurtuldu. Son meselede de anlayış bekliyorum sizden. İşlediği suçu bilseniz ısrar etmezdiniz. Hepimiz yalvarıyoruz. O giderse köşk eski haline dönecek, bütün neşemiz kaçacak. Karışmayın işime dedim! Hülya ablayla ben de gidiyorum baba. Oktay, sen benden hiç dayak yedin mi? Yemedim, yerim. Hem yerim hem de giderim.
Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a ısmarladık babacığım. Dayanın çocuklar, dayanın, başarırsınız. Ben de istifa ediyorum. Ben de. Ben de. Hepiniz defolabilirsiniz, umurumda bile değil. Hepinize teşekkür ederim. Ama çile çekmeye alışık, kimsesiz bir kız için çılgınlık edip rahatınızı bozmaya değmez. Orhan Bey, kal gitme dese bile kalamam. Çünkü beni istememekte yerden göğe kadar hakkı var. Çünkü ben saman altından su yürüten, güler yüzümün altında şeytan yatan, kötü kalpli, suçlu bir insanım. Hayır, işin aslı öyle değil baba. Rica ederim, işime karışırsan seni hayatım boyu affetmem Nurel. Beni babanın hareketlerinden de, kovulmaktan da beter edersin. Babacığım, bu yaşa kadar sizden hiçbir şey istemedim. Hayatta ilk defa bir şey rica ediyorum. Yalvarıyorum baba. Peki, kalabilir. Babacığım. Maalesef kalamam ben. Bizim için kal. Gidersen gene hasta olurum. Ben de. Beni affettiniz de kalın Hülya abla. Yoksa ömrüm boyu affetmem kendimi. Bana bakmayın. En büyüğünden en küçüğüne kadar bunca insanı kırıp ağlatamazsınız. Kalmanız lazım. Aman kızım, şaşırdım kaldım bu işe! Ne oldu dadı? Orhan Bey tavan arasındaki müzik odasına çıktı, piyano çalıyor! Tıpkı eski günlerdeki gibi ayol! Bu evde müzik odası var mıydı? Var tabii! Hani müzikten nefret ederdi? Orhan Bey bestekardır, hem de iyi bir bestekar! Yıllarca kilitli tuttu odayı, kimse giremedi karısı öleli beri! Çok mu severdi? Evet! Ama bir başkasını sevdi karısı! Kaçtı Orhan Bey'den, kaçarken de bir araba kazası! Çok feci! Yalnız çocuklar bilmiyorlar. Anlıyorum. Şimdi hak verdim Orhan Bey'e. Nereye evladım, dur hele, gidip de hızını kesme! Görmek istiyorum. Gel benim odama, gizlice dinlersin. Orhan Beyciğimi senelerdir dinlemiyordum. O zamanlar her çaldığını bu pencereden saatlerce dinler, adeta ezberler. Fakat bunu ilk defa duyuyorum. Çok güzel. Seneler sonrası ona böyle güzel bir beste ilhamını ancak gökten inmiş bir melek verebilir. Onu görmek istiyorum. Dikkatli yürü. İkinci pencerenin önünde küçük bir balkon vardır. Aman kendini gösterme kızım. Seni Tanrı'dan bekledim. Sevgilim sen bir meleksin, yağmur gibi saçlarınla gökyüzünden bana geldin. Bir aşk cenneti idi, sen de bana
bir meleksin. Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçecektin. Bir günahın yoktu senin, çünkü sevgilim bir meleksin. Sevişirken yeryüzünde günahımı girecektim. Orhan Bey ertesi gün hiç sebep göstermeden seyahate çıktı. Bu uzaklaşma beni yıkmış, mahvetmişti. Neden kaçıyordu? Orhan Bey'in bestesini dinlediğim günden beri o gizli oda çıkmamıştı aklımdan. Bir gün hislerime hakim olamamış, büyülenmişçesine bir şuursuzlukla adımlarım tavan arasına sürüklemişti beni. Hırsızlık gibi kötü bir şeydi yaptığım. Ama elimde olmayan bir kuvvet, kalbi kırık bir bestekarın odasına doğru karşı gelinmez bir güçle çekiyordu beni. Müzikten nefret ettiğini bağıran sert adamın gizli dünyasıydı burası. Her köşesinden sanat ve asil duygular saçan mabet gibi bir oda. Garip bir yerdi. Bir de Orhan Bey'in yeni yaptığı bir beste. Sen bir meleksin. Ona bu nefis besteyi ilham eden melek kimdi acaba? Hülya abla, müzik dersi yapalım mı? Hadi Hülya abla, ne olur bizi kırma! Hadi abla, ne zamandır bu odaya girmiyor? Annem öldükten sonra babam bu odayı yasak etti. Şimdi müzik dersiniz başlıyor, sıraya girin. Şimdi müzik dersimiz başlıyor. Müzik çok güzel bir ders. Okumayı öğrenirken A, B, C. Şarkı söylerken de Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Çok çabuk öğrendik değil mi? Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Şimdi biraz daha kolaylaştıralım çocuklar. Do, notanın ilk harfi. Re, ondan sonra gelen. Mi, var mı onu bilen. Fa, fareye benzeyen. Sol, yazı yazmayan en. La, si, ben bir efer. Si, çok çok yüksek derse. Sonra yine, yine do. Do, notanın harfi. Re, ondan sonra gelen. Mi, var mı onu bilen. Fa, fareye benzeyen. Sol, yazı yazmayan hem. La, si'den bir emzel. Si, çok çok yüksek derse. Sonra yine, yine do. Notanın ilk harfi. Re, ondan sonra gelen. Dispanser açmak için deniz kulübünde balo tertiplemeyi Orhan Bey istemiş, hatta tarihini bile kendi ayarlamıştı. Birden işi çıktı gitti. Ama madem baloyu beraber planladınız, bize yardım ederiz. Sağ olun, belki de yetişir baloya. Gelmesi de lazım. Fakirlere dispanser yapılsın diye en büyük teberruğu da kendisi yaptı. Hem de seni ağlatıp muayenehaneden kaçırdığı gün. Garip bir insan, anlaşılması zor.
sert bir kabuk içinde yumuşak bir ruh. Çatık kaşlar ardına gizlenmiş altın baba bir kalp. Bağırışı, öfkesi bile tatlıdır. Baloyu başarırsak dispanser Orhan Bey'in eseri olacak. Ve siz yaşatacaksınız. Şimdi en mühim mesele meşhur ses yıldızı Leyla Güneş Hanım'ı ayarlamak. Biraz kaprisli bir kadınmış. Fakirlerin hayrı için kapris yapmaz herhalde. Sevgili misafirlerimiz, bu neşeli, tatlı sürprizlerle dolu gecemizin tek acı sürprizi sizleri üzmez sanırım. Ünlü ses yıldızı Leyla Güneş Hanım maalesef gecemize katılamayacaklar. Susun, susun, susun be! Ayıp bu yaptığını, susun! Verdiğiniz parayı cebimize koymadık ya! Daha üzerimizde seyahat tozları dururken bu baloya gitmek delilik sevgilim. Dispanser hayrına yapılan baloda bulunmak zorundayız. Fakir hastaları düşünmeliyiz. Evleneceğim erkeğin yalnız beni düşünmesini isterim. Senin yerin başka sevgilim. Biz hayır uğruna toplanıldı sanıyorduk. İstediğiniz altın sesten daha iyisi var. Hülya ablam herhalde en ünlü şarkıcıları bile aratmaz. Tamam be! Hay aptal kafam! Tamam isteriz, tamam! Hadi çalın, çalın! Altmış bir, hadi! Hadi Hülya abla! Beni müşkül duruma soktun Nura. Hatırımız için abla. Hadi çocuklar! Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm kırardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm kırardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Topladınız. Teşekkürler Orhan Bey. Sizi aramızda görmek alkışlardan çok sevindirdi beni. Orhan şekerim, beni çabuk unuttun. Tanıştırayım. Çocuklarım, öğretmenleri Hülya, nişanlım Jale. Tebrik etmeyecekler mi? Şaşırdılar herhalde. Müsaade edersen Hülya Hanım'la dans edeyim. Çocukların durumunu öğrenirim hem. Dans edelim mi?
Biraz da konuşmuş oluruz. Özlemişim sizi. Ben de sizi. Beni affettiniz mi? Kızmamıştım ki, haklıydınız. Haklı da olsam fazla kaba davranmıştım. Birden hislerime hakim olamadım. Hislerinize mi? Evet. Seviyordum çünkü. Ötekilerden bambaşkaydınız. Hırçınlık, sevimlilik ve güzelliğinizde yıllardır nasırlaşmış kalbimi yumuşatmıştınız. Sizin yanınızda yeniden yaşamaya başlamıştım. Tam açılıp size evlenme teklifini düşündüğüm bir sıra, başkasına aşık olduğunuzu öğrenince deliye dönmüştüm. Neniz var? Hiç, bilmem. Birden başım döndü. Neyse, aldırmayın. Geçti artık. Çivi çiviyi söker hesabı, sizi unutmak için yeni bir maceraya atıldım. Nişanlandım. Bilseydim gelmezdim buraya. Çocukların öğretmenini görünce baloda unutuverdim beni. Kıskandın mı yoksa? Hayır, münasebetsizliğine sinirlendim. Ben o pis kadına anne diyemem. Ben de diyemem. Hülya ablayla evlenseydim... Durun bakalım, korkmayın. Nişanlılık evlilik sayılmaz. Ah, bir caysa. Ağlama be sulu göz. Cay masada kaçırırız kadını evden. Bomba kol yatağına gene de evlendirmem babamı. Yaşılık istemez. Ama görün bak, ona hususi olarak ne yemekler pişireceğim. Ne yemekler pişireceksin? Yayınca hatır tepmiş gibi olmazsa bana da neci buste demesinler. Tam açılıp size evlenme teklifini düşündüğüm bir sırada, başkasına aşık olduğunuzu öğrenince deliye dönmüştüm. Yarın akşam da yılan korur. Erkekler hizmetçilere beslemelere meraklıymış. Ne demek istiyorsun anlayamadım. Sen de şu öğretmen bozuntusuyla. Benle lütfen doğru konuş Halil. Ben iri de konuşsam kızın gözü hep sende. Yersiz iftiralardan hoşlanmam. Efendim, vücudu bozulmasın diye özel perhiz yemeği isterlermiş. Yesin mi seni? İçi dışına çıksın, o zaman görür perhizi. Akşam kulübe gidecekler. Bu sihir tesirini orada gösterince ha? Seyrelesem kumburtuyu. Evlenir evlenmez Avrupa'ya gideriz. Acelen ne? Bir kere eviniz tekin değil. İkincisi, insan ya Avrupa'da yaşamalı ya ölmeli. Çocuklar nerede bu akşam? Bahçe sinemasına gittiler. Dadıyla beraber mi? Dadı değil, öğretmen. Evde kaldı o. Ne oluyorsun? Kaçalım buradan! Bir günahın yoktu senin...
Çünkü sevgilim bir meleksin. Sevilirken yeryüzünde günaha mı gireceksin? Dünya bir aşk cennetiydi. Sen de bana bir meleksin. Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçeceksin? Dünya bir aşk cennetiydi. Sen de bana bir meleksin. Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçeceksin? Kesin şunu, yeter! Bu kepazelik ne? Bu odaya girmenin yasak olduğunu bilmiyor muydunuz? Affedersiniz. Benim için mezar olan bir yerde ne arıyorsunuz? Bestelerin en güzelini çalıp söylemek beni öyle mutlu ediyordu ki bir anda her şeyi unutmuşum. Maksadınız beni üzüp sinirlendirmek mi? Bu odaya seneler önce yalnız bir kadın girerdi. O kadın benim bütün ömrümü mahvetti. Bir hayalim dolaştığı bu müzik odasını derhal terk edin. Karınızın hayali hala korkutuyor mu sizi Orhan Bey? Karışmayın işime lütfen. Unutma ki nişanlımsın Orhan. Sevsem bile her kaprisine boyun eğecek basit bir mahalle kızı değilim. Evlilik saadetini bir ölünün hatırasıyla paylaşamam. Özür dilerim. Kabahat benimdi. Bir daha ne bu odaya ayak basacaksınız, ne de bu parçayı duyacağım. Odaya girmem. Ama böyle nefis bir besteyi saklamaya hakkınız yok Orhan Bey. Mazi eşsiz sanatınızın mezarı olmasın. Yeni yeni besteler yapmalısınız. Buna mecbursunuz. İnanın, çok, çok büyük bir sanatçısınız. Yalvarırım. Hususi hayatım sizi ilgilendirmez Hülya Hanım. Bir daha başınızdan büyük işlere karışmayın. Hülya'm benim, sen bir meleksin. Hem de meleklerin en güzeli. Ama bu şüphe zehrini atamıyorum içinden. Bütün sertliğim sevgimden. Beni affet ne olur, affet ne olur. Sevgilinizle selamlaşmıyor musunuz? Özel hayatım sizi bu kadar çok mu ilgilendiriyor Orhan Bey? Haklısınız. Güzel bir genç. Ama kadınların en güzeli de sensin sevgilim. Senin şerefine köşkte bir bala vermeyi düşünüyorum. Şu kadına öyle kızıyorum ki. Annen olacak yakında, kendini alıştırmalısın. Yılana alışırım daha iyi. Her şey hazır mı? Hazır. Ben şimdi ışıkları söndürür, sonra da pilav koyarım. Hı hı. Hadi. Thank you.
yapıyorlar. Birbirleri için yaratılmışlar. Kesin artık, burası Anadolu değil. Lütfen devam edin. Herkes çok memnun. Canı sıkılan gidebilir. Aşıksın değil mi? Susman evet demek Hülya. Orhan her genç kızın gönlünü çalacak çok yakışıklı bir insan. Yalnız bazı aşklar çabuk unutulur. Bunları neden söylüyorsunuz bana? Bu yaşlarda şıp sevdi olunur. Belki gönlün o yakışıklı gençte. Ama Orhan Bey zengin. Susun lütfen. Bana hakaret etmeye hakkınız yok. Ben mağrur bir kadınım Hülya. Senin gibi bir kızın ayağına kıskançlık kavgası için gelmeye tenezzül etmem. Ne düşünceyle zahmet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Pazarlık etmeye, zenginim, sana istediğin kadar para verebilirim, mesela 50.000. Kalbimi mi satın almak istiyorsunuz hanımefendi? Hayır Orhan Bey. Pazarlığı kendisiyle yapın öyleyse. Çok açık gözsün. Peki, 100.000 lira veriyorum, iyi düşün. 3 kuruşa elin çocuklarına güllabicilik etmekten iyidir, hayatın kurtulur. Ben öğretmenliğimi sizin milyonlarınızdan çok seviyorum hanımefendi. Fakirim ama ruhum zengin. Paranızı kendinize saklayın. İleride belki yeni sevgililer almanıza yarar. Yani Orhan için kavga edeceğiz öyle mi? Orhan sizi çocuklarına iyi muamele ettiğiniz için beğeniyor. Bir gün nasılsa bana dönecek. Fakir görüntünüzle onun zengin gönlüne sahip olamazsınız hiçbir zaman. Doğru, haklısınız. O halde ne duruyorsunuz? Onu Allah'a ısmarladık deyip gidebilirsiniz. Hayır, ben gizlice gitmesini bilirim. Madem haber vermeden kaçacak kadar terbiyesizlik etti, öyle bir insan için üzülmeye değmez. Ne düşünüyorsun boşuna? Hülya'nın terbiyesizliğini değil, onu kaçıran sebebi düşünüyorum. Belki yakışıklı arabacısına kaçmıştır. Hülya Hanım'ı görmedim bile Orhan Bey. Hakkında tahkikat yaptım Çetin. Çalışıp üniversitede okuyormuşsun. Dürüstmüşsün. Ne bileyim, size yardım etmek istiyorum. Teşekkürler. Ama aslında benim Hülya Hanım'la selamım bile yok. Nasıl yok? Ben kızınızı seviyorum. O gece Hülya Hanım Nuray'ı kurtarmak için feda etti kendini. Biliyor, cevap veremeyecek kadar kızdınız. Yok, hayır. Bir şey söyleyemeyecek kadar sevindim. Hülya, dur gitme.
Ne istiyorsunuz benden? Nuray'la Gülay'ı da bu liseye yazdırmak istiyorum. Şimdi okulda ilgili bir kimse bulamazsınız. Pazartesi veya perşembe günü gelmeniz gerekiyor. Çocukları sormayacak mısın? Yeni öğretmenlerinden memnunlar mı? Yeni öğretmenleri yok Hülya. O halde yanlış söyledim. Yeni annelerinden memnunlar mı? O da yok maalesef. Jale Hanım. Çocukların öyle bir anneye ihtiyacı var ki... ruhlarındaki boşluğu dinleyen merhametiyle doldursun. Lüzumsuz, manasız dertlerini sıcacık bakışlarıyla yumuşatsın. Onların senelerdir bekledikleri bir şarkı olsun. Dillerinden, gönüllerinden düşmesin. Böyle bir zenginlik onda ne arar? Doğru söylüyorsunuz. Sizler hepiniz varlığın içinde yokluk çeken. Evet Hülya, devam et. Ben biraz evvelki sözlerimle kendimi anlatmak istemiştim. Belki bir erkek egoizmi bu. Ama emin ol, mutluluğa susadım. Huzura hasretim. Eve dönmeni istiyorum. Aferin beni, dönemem. Aslında çok şey istiyorsunuz benden. Ben göründüğü kadar cesur bir insan değilim. Sırasında şimşekten, gök gürültüsünden bile korkmuşumdur. Fakat sıcak bir nefes beni bu korkulu kabuslardan kurtaramamıştır. Bu yüzden titremesini bile bilmem. Sırasında en zayıf çocuğunuzdan daha çocuk olurum. Ama ağlasam bile sesimi duyan olmaz. Bırakın beni yalnızlığımla. Kaderimi değiştirecek kuvveti sizde bulamıyorum. Daha fazla alay etmeyin benden. Aramayın artık beni, yalvarırım, aramayın. Hülya, Hülya, seni bırakmak istemiyorum. Bırakın beni. Ben sizlerin arasında yaşayamam. Daha fazla mahvolurum, ufalır, kaybolur, tükenirim. Bu eski elbiselerinizi tekrar niçin giydiniz, cevap versenize. Hayatta hiçbir şey gözyaşı döküp kuru kuruya üzülmekle elde edilmez. Madem Hülya ablanızı bu kadar çok istiyorsunuz, neden gidip çağırmıyorsunuz? Yani siz kızmaz mısınız? Sizi sevindiren şey beni de sevindirir tabii. O halde hep birlikte gideriz. Giyi getirsek onunla evlenir misin baba? Bazen de bazen canımızı sıkıyor. Hülya abiye gidelim mi, gitmeyelim mi? Gidin, gidin tabii. Yalnız şunu unutmayın ki öğretmeniniz biraz inatçıdır. Çağırınca hemen gelmeyebilir. Peki ne yapalım o zaman? Buraya gelmeye karar verene kadar kapısından ayrılmasınız, ha? Kızım, seni ders verdiğin çocuklar çağırıyorlar. Çocuklar mı? Bak, dışarıdalar. Burada olmadığını söyle Ayşe abla, yalvarırım. Ne olur atlat onları. Hadi. Maalesef bulamadım çocuklar. Gitmiş Hülya ablanız. Gitmiş mi? Olsun, gelene kadar bekleriz. Odanın yasaklığı kalktı mı sevgilim? Görüyorsun işte. Besteye de başlamışsın. Yıllarca piyanondan uzak kalmakla aptallık etmişim. Nedir son bestenin adı? Sen bir meleksin. Ben Nilhamet. Hayır. Bir melek. İnanmadılar mı okulda olmadığını? Vallahi ne inanacağı benziyorlar, ne de seni görmeden gideceğe. Babam göndermeseydi inanıp dönerdik belki. İçerideki Hülya abla değil mi? Tabii. Sen bir meleksin şarkısını söyleyelim, belki çıkar. Hadi çocuklar, başlayalım. Seni tanırım, ben bekledim. Hülya abla, bir meleksin. Thank you.
Sabır ver. Bana kuvvet ver Allah'ım. Aklının nerede olduğunu bir bilsen. Bilmemeyi tercih edersin. Çok anlaşılmaz insansın. Olabilir. Karanlık bastı, çocuklar hala dönmedi. Kolay döneceklerini sanmam. Neredeler? Melek avında. Hadi be! Bitirin de başlayalım şu şarkıya. Biz kere söyledik, daha kaç kere söyleyeceğiz? Belki de bin kere. Hülya ablayı kandırana kadar. Başlıyor muyuz? Evet. Seni Tanrı'dan bekledi. Hülya abla bir meleksin. Yağmur gibi saçlarında. Sen ağlamaktan, çocuklar söylemekten bitip tükendiler. Bırak şu inadı yavrum! Bilmiyorsun Ayşe abla, dönemem oraya. Korkuyorum! Ben de! Şarkıya devam edin çocuklar, devam edin! Ben eve gideceğim! Sus be, kırarım çenelerini! Ölmek var, dönmek yok bu işten, devam edin! Geldin Hülya. Şeytanların arasındaki meleği selamlarım. Hoş bulduk efendim. Yaşasın babamız, yaşasın Hülya ablamız! Bakıyorum sevgili öğretmenlerinin dönüşüne fazla memnun olmuş çocuklar. Yalnız çocuklar değil, başta ben olmak üzere hepimiz. Ben hariç Orhan. Sana sevgimi hiçbir şeyle paylaşamayacağımı söylemiştim. Düşüncelerinde serbestsin. Hemen özür dilemezsen senden ayrılmak zorunda kalacağım Orhan. Kimsenin işine karışmam güzelim. Yani gitmeme ses çıkartmayacak mısın? Burası hapishane değil Jale. Gitmek isteyenlere kapımız açıktır. Bazı şeyleri tahmin edip bavulumu hazırlamıştım zaten. Çok zekiymişsin. Tahminlerimde hiç yanılmam Jale Hanım, bavulunuzu getirdim. Hadi kalkıyor, doğru posta İstanbul. Biletiniz yalnız, gidiş kesilir. Buyurun. Sen sevgili değil, çocuklarına dada arıyormuşsun. Aradığım sadece temiz kalpli bir insandı. Temiz kalpli insanı buldun mu babacığım? Onu sizler buldunuz çocuklar. Tekrar kaçırtmazsınız inşallah. Bu sefer sağlama bağlamak istiyorum. Benden evlenir misin Hülya? Thank you.
cevapların en heyecanlı, en güzelini verdi meleğim. Onu bir anne olarak da sevecek misiniz çocuklar? Seveceğiz, hem de çok seveceğiz. Ya sen Oktay? Kızma ama baba, ben onu senden çok seveceğim. Ha? Oktay, gene gevezeliğe başlama. Kabul edersen düğün hediyem olacak bu parça. Senin için besteledim. Adı Sen Bir Meleksin. Seni Tanrı'dan bekledim. Sevgilim sen bir meleksin. Yağmur gibi saçlarınla gökyüzünden bana geldin. Dünya bir aşk cennetiydi. Sen de bana bir meleksin. Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçecektin. Yeah.